Merhaba çocuklar. Yeni bir kazanım ölçüm sınavının sonunda sizlerle bir aradayız. Türkçe sorularımızın birincisiyle başlayalım. Birinci sorumuz büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Komşumuz Yıldız Hanım dün akşam hastanede ziyaretime geldi. Burada herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. B seçeneğimize bakıyoruz. Köpeğimiz Karabaş bizi kapıda büyük bir sevinçle karşıladı. Burada da büyük harfle yazılması gereken kelimelerimizin uygun bir şekilde yazıldığını gördük. Her ayın ilk çarşamba günü arkadaşlarımızla biz de toplanıyoruz cümlesine baktığımız zaman. Burada bir yanlışlık var çocuklar. Çarşamba kelimesinin ilk harfi küçük yazılmalıydı. Hatırlarsanız ay ve gün adları başlarında herhangi bir tarih olduğunda büyük, olmadığı zaman küçük yazılırdı. Bu durumda doğru cevabımız bu sorumuzda C seçeneği. Evet. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci sorumuz da yine büyük harflerin kullanımıyla alakalı. Hemen okuyalım sorumuzu. Dolaşmaya çıkarken yanına hiçbir şey almamış derken burada herhangi bir yazım yanlışına rastlayamadık. B seçeneği Topkapı Sarayı'na yıllardır gitmedim. Buradaki saray kelimesinin ilk harfi S büyük yazılmalıydı. Hatırlarsanız özel isme bağlı saray, han, kale, kule, köşk ve benzeri yapı tatlarının büyük harfle başlaması gerektiğini size daha önce ifade etmiştik. Ve burada saray yanlış yazılmış. Doğru cevabımız B seçeneği bu durumda. C'ye bakıyoruz. Çorum'da da kar yağışı etkili olacakmış. D'de akşamki pikniğe dayımlar gelecek mi cümlesinde de herhangi bir yanlışlık göremediğimiz için ikinci sorumuzda doğru cevabımız B seçeneği çocuklar. Üçüncü sorumuz yine büyük harflerin yazımıyla ilgili bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Mağaraların duvarlarındaki resimler zamanla silinmiş. Bu eser Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış. Türkçeyi iyi bilen öğrenciler İngilizceyi daha kolay öğrenir. Evet, burada hemen bir hata yapıldığını görüyoruz. İngilizce derken İngilizce bir dil adıdır. Dil adlarının ilk harfi büyük yazılır. Dolayısıyla burada İngilizcenin iyisi büyük yazılmadığı için cevabımız C seçeneği. Hemen D'yi de okuyalım. Kutup yıldızı öteki yıldızlara göre daha parlaktır derken burada herhangi bir hata yapılmadığını görüyoruz. Üçüncü sorumuzda cevabımız C seçeneği çocuklar. Dördüncü sorumuz bir metin sorusu. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuşlar. Hemen okuyoruz çocuklar parçamızı. Çocuk oyun oynarken yaşam hakkında pek çok şey öğrenir ve türlü deneyimler kazanır. Özellikle de oyuncaklarını kendisi yaparken ve arkadaşlarıyla paylaşırken yaşamın pek çok ayrıntısını öğrenir. Oyuncaklarını üretirken emeği, arkadaşlarıyla oynarken insan ilişkilerini, insanların karakterini ve sorunlara çözüm bulmayı öğrenir. Dolayısıyla oyun çocukların yaşamla ilgili tecrübeler kazandığı bir okuldur. A seçeneği oyun çocuk eğitiminde önemlidir. B oyun oynamak çocuğun hayatı tanımasını sağlar. C. Oyun çocuklara paylaşma duygusunu kazandırır. D. Oyuncaklar çocukların güven duygusunu geliştirir. Şimdi burada doğru cevabın B seçeneği olduğunu görüyoruz. Çünkü parçada özellikle çocuğun oyun oynayarak hayatı tanıdığı, hayatla ilgili, yaşamla ilgili tecrübeler kazandığı bir okula benzetmişti hatırlarsanız. Yine birinci cümlede çocuk oyun oynarken yaşam hakkında pek çok şey öğrenir ve türlü deneyimler kazanır derken yine bu söyleneni pekiştiren bir cümleydi. Dolayısıyla metnin genelini okuduğumuz zaman B seçeneğinin doğru cevap olduğunu görüyoruz çocuklar. Hemen diğer sorumuzla devam ediyoruz. Diğer beşinci sorumuz da bir metin sorusu. Bu parçada sözü edilen ülkede yel değirmenlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Hemen parçamızı okuyoruz. Burası her tarafında su kanalları bulunan bir ülke. Çünkü ülke topraklarının dörtte biri su seviyesinin altında. Burada çok fazla yel değirmeni var. Bunlar toprakları su baskınından korumak için kullanılıyor. Çocuklar gördüğünüz gibi cevabı bulduk. Ve seçeneklere baktığımız zaman su baskınlarını önlemek seçeneğinin B'de olduğunu görüyoruz. Ve 5. sorumuzda cevabımız B seçeneği.
Altıncı ve yedinci sorularımızı burada verilen metne göre cevaplıyoruz. Altıncı sorumuz, bu parçaya göre türkülerin oluşumunda katkı sağlayan kişiler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen okuyalım. Türküler halkın sözlü geleneğinde oluşmuş ürünlerdir. Çağdan çağa, bölgeden bölgeye, içeriğinde ve biçiminde değişiklik olabilir. Belli bir ezgiyle söylenir. Türkülerde toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sosyal olaylara yer verilebileceği gibi şahısların yaşadığı duygulara da yer verilebilir. Başlangıçta söyleyeni belli olan ancak zamanla asıl sahipleri unutulduğu için halkın malı olan bu ürünler halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır. Onların oluşmasında ve yayılmasında saz şairlerinin büyük emekleri vardır. Saz şairleri yani aşık toplumda gördüğü, işittiği ya da yaşadığı olayları yeteneği ölçüsünde saz eşliğinde dile getirir. Toplumun beğenisine sunar. Türküleri oluştururken halkın konuştuğu Türkçeyi kullanır. Unutulan, günümüzde kullanılmayan pek çok kelime türkülerde canlılığını korur. Evet çocuklar, doğru cevabımızı burada gördük. Onların oluşmasında ve yayılmasında saz şairlerinin büyük emekleri vardır dedi. Ve A seçeneği bize doğru olarak verilmiş burada 6. sorumuzda. 7. sorumuz yine bu metinle ilgili. Bu parçada türkülerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Hemen bakıyoruz toplumsal olayların ve kişisel duyguların konu edildiğine. Evet, türkülerde toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sosyal olaylara yer verileceği gibi şahısların yaşadığı duygulara da yer verilebilir derken A seçeneğimizi burada gördük. B, halk diliyle oluşturuldu. Türküler halkın sözlü geleneğinde oluşmuş ürünlerdir şeklinde bize sunulmuştu. Halk diliyle oluştu. İşte türküler oluştururken halkın konuştuğu Türkçe'yi kullanır cümlesinden biz B seçeneğini de çıkarabiliriz. Saz eşliğinde söylenildiğini zaten burada görüyoruz çocuklar bakın saz eşliğinde söylenildiğini. D'ye geldik konularına göre farklı isimlerde anıldığından parçada bahsedilmediğini görüyoruz. Bu durumda 7. sorumuzda da doğru cevabımız D seçeneği. 8. sorumuz bir cümlede anlam sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay araç içinde verilen anlam özelliği yoktur? Yolun kenarındaki bu küçük köye uğrarsanız lezzeti dillere destan peyniri de tadabilirsiniz. Burada bir koşul cümlesi olduğunu görüyoruz. Peyniri tadabilmemizin koşulu nedir arkadaşlar? O köye uğramak. Yani yolun kenarında küçük köye uğramak bir şarttır, bir koşuldur. Doğru A seçeneği doğru. Bize yoktur diye sormuş. Yaz sıcağında çevresine dev bir klima misali serinleten coşkun suyun kenarında oturuyoruz. Bir benzetme var burada. Coşkun suyu bir klimaya benzetmiş. C'ye geldik. Roma şehirlerinin ihtişamını gözler önüne seren Agora havuzu eşsiz bir yapıttır derken bir beğenme söz konusu. İnsanoğlu yaşamında büyük yıkımlara yol açan depremin oluşumunu çözmek için önemli çalışmalar yapıyor derken burada herhangi bir abartma görmediğimiz için 8. soruda cevabımız D seçeneği. 9. sorumuz bir cümle oluşturma sıralama sorusu. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuşlar bize. Hemen cümleye baktığımız zaman sabahın ilk sokak sabahın ilk ışıklarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başlamıştı. Dolayısıyla burada doğru cevabımız 1, 3, 2, 5 ve 4 olacak. Yani A seçeneği olacak çocuklar doğru cevabımız 9. sorumuzda. Evet. Yine bir metinde anlam sorusu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinde örnek yoktur diye sormuşlar bize. Hemen okuyalım. İsterseniz şıklardan gidelim. A, nesnel cümle. Hemen bakıyoruz. Kozalaklar nemliyken henüz taze oldukları için pulları kapalıdır. Ancak biraz kuruduktan sonra pulları açılır ve çam fıstıkları çevreye dağılır. Bunları nesnel cümle olarak alabiliriz. Neden sonuç cümlesi? Tohumları kozalakların pulu arasında bulunan çam, köknar gibi ağaçlar açık doğumlu bitkiler grubuna girer. Bitkilerin bir kısmı da kapalı doğumlardır. Şeftali, ayva, ay çekirdeği, üzüm ve elma kapalı tohum bitkileridir.
Ancak biraz kuruduktan sonra pulları açılır ve çam fıstıkları çevreye dağılır. Çam fıstıklarının çevreye dağılma sebebi kurumaları oluyor çocuklar. Veya kozalaklar nemliyken henüz taze oldukları için pulları kapalıdır. Buna da bir sebep sonuç cümlesi olarak ele alabiliriz. Ama sonuç cümlesi şu ana kadar okuduğumuz cümlelerde göremedik. Örneklendirme cümlesi, bitkilerin bir kısmı da kapalı tohumludur. Şeftali, ayva, ay çekirdeği, üzüm ve elma kapalı tohumlu bitkilerdir derken örnek vermiş. Bu durumda nesnel cümlelerimiz, neden sonuç cümlelerimiz, örneklendirme cümlelerimiz var bu paragrafta ama neden amaç sonuç cümlesine rastlayamadığımız için 10. sorumuzda cevabımız C seçeneği çocuklar. İsimden isim yapım eki olan lık eki yer, araç, gereç, meslek bildiren isimler türetir. Buna göre lık eki aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde yer ismi türetmiştir? A seçeneğini okuyoruz çocuklar. Yeni aldığım kulaklığı bir türlü bulamıyorum. Yeni aldığım kulaklığı bir türlü bulamıyorum derken kulaklık herhangi bir yer ismi türetmemiş. Bir alet ismi türetmiş. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. B seçeneğinde yokluk çekmeyenler bu durumu anlayamaz derken yokluk sözcüğünün biz soyut bir isim türettiğini görüyoruz. Eskiden her evin bir kömürlüğü olurdu derken kömürlük kelimesi bir yer adı belirtmiş. Dolayısıyla yukarıda ifade edilen durumu karşılayan bir kelime. Cevabımız C seçeneği. D'ye bakıyoruz. Çocukluk çağını derken yine burada bir yer ismi türetmediğini görüyoruz. O zaman 11. sorumuzda cevabımız C seçeneği çocuklar. 12. Kök bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle sözcükte bulunan tüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım o sözcüğün kökü sayılmaktadır. Bir sözcüğün kökü o sözcüğün tamamıyla anlam bakımından ilişkili olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir? Kolu kırık olduğu halde top oynuyor. Kırık kelimesinin kökü kırmaktan gelir çocuklar ve burada doğru gösterilmiş. Toplantıyı daire başkanı yönetecek. Başkan baştan gelir. Bu da doğru. Bu dağlarda yırtıcı hayvan çoktur. Yırtıcı kelimesi yırtmaktan gelir. Bu da doğru. Şair vatan hasretiyle ilgili şiirler yazmış. Vatan kelimesinin kökü vat değildir arkadaşlar. Vatan kendi başına bir köktür. Dolayısıyla burada yanlış belirtildiği için bu sorumuzda cevabımız D seçeneği. 13. sorumuza devam edelim. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamcı en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Ayağını yorganına göre uzat. Görünen köy kılavuz istemez. Emek olmadan yemek olmaz. Çürük tahta çivi tutmaz. Şimdi baktığımız zaman çocuklar devler gibi eser bırakabilmek için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Burada çalışmak eylemine bir vurgu var. C seçeneğinde de emek kelimesiyle örtüşen bir kavram. Emek, çalışmak, üretmek, neticesinde bir şey ortaya koymak üzerine vurgu yapılıyor. Hem bu özdeyişimizde hem de emek olmadan yemek olmaz atasözlerinin ilettiği mesajlar birbiriyle örtüşüyor. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği oluyor 13. sorumuzda. Evet. 14. sorumuz terim anlamlı kelimelerle alakalı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? Türkçe kök ve eklerden oluşan bir dildir. Kök ve ek nedir çocuklar? Bir dil bilgisi terimidir. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. Şarkı ve nota nedir çocuklar? Bir müzik terimidir. Şimdi 1 ve 2'nin 2'de biz terim anlamlı kelimeleri gösterdik. 3 ve 4'ü de okuyalım. Babam bugün yurt dışı gezisine çıktı. Farklı etkinlikler yaparak da dinlenebiliriz derken. Bu cümlelerde biz herhangi bir terim anlamlı kelimeye rastlayamadık. Bu durumda 14. sorumuzun cevabı A seçeneği. 15. sorumuzla videomuzu neticelendirmiş olalım inşallah. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli.
Evet çocuklar, burada dost ve düşman zıt anlamlı kelimelerdir. Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. Evet, bu bir çeldiriciydi. Derste de özellikle bunun üzerine vurgu yapmıştık. Ne demiştik? Bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir. Yani akıllının zıttı delidir arkadaşlar. Akılsız değildir. Akılsız, akıllı kelimesinin olumsuz şeklidir. Dolayısıyla bu çeldiriciye takılmış olmamışsınızdır umarım. Burada doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. C'de kötülük, iyilik. D'de alçak ve yüksek kelimelerin bir zıt anlamlı kelimeler olduğunu biliyoruz. 15. sorumuzda bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Merhaba kıymetli gençler. Kazanım ölçüm sınavımızın matematik kısmıyla birlikteyiz. Hemen birinci sorumuzla çözüme başlayalım. Neslihan bir kitabı yukarıda verildiği gibi 4 günde okuyup bitiriyor. Perşembe günü okuduğu kısmı ise yazmayı unutuyor. Buna göre Neslihan en fazla sayfayı hangi gün okumuştur diyor. Çocuklar burayı hepsini yüzdeye çevirirsek burayı 10'la genişletirim. 10 bölü 100 oluşur. Burası %10 demektir. Yani pazartesi günü %10'unu okumuştur. Salı gününü hesaplayacak olursam hatırlayın. Virgülden sonra iki basamak olursa direkt yüzde olarak belirtebiliyorduk. Ve sonuna sıfır eklersem virgülden sonra iki basamaklı hale getirmiş olurum. Yani çocuklar burası da %20 eder. %30'u da çarşamba günüydü. Şimdi 10 artı 20 artı 30'dan 60 bulurum. Yüzden 60'ı çıkartırsam perşembe gününe de %40'lık kısmı kalır. Bu durumda en çok okuduğu kısım %40 aralarındaki en büyük olduğu için Perşembe günü olarak seçilmelidir. Yani cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Burası tamamsa ikinci soruya geçelim. Hangi seçenekte verilen ifade en büyüktür denmiş. Şimdi burası hepsini yüzdeye çevirecek olursak burası %68'dir çocuklar. Şöyle düzenleyebiliriz. %68. Şurasını yüzde yapabilmek için 20 ile genişletmemiz gerekiyor. Genişlettiğimizde 80 bölü 100 olur. Ki burası da %80 demektir. Burayı da %80 olarak değiştirdim. Bu durumda A şıkkı %68 de zaten elendi. Şimdi burayı da 5 ile genişletmeliyim çocuklar. Aşağıya 100 yapmak için. 5 çarpı 9'dan burada da %45 oluştu. %80 halen daha büyük. C seçeneği de elendi. D seçeneği %77 idi. B seçeneği de %80'di. %80 daha büyük bir ifade olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Hemen üçüncü sorumuza gelelim. Bir kumaşın 2 bölü 5'i pazartesi, 3 bölü 10'u salı günü satılmıştır. Geriye 300 metre kumaş kaldığına göre. Şimdi önce ne kadar satıldığını bir bulalım. 2 bölü 5 artı 3 bölü 10 demeliyim. Ve burada payda eşitlemesine gitmeliyim arkadaşlar. Çıkartma ve toplamalarda mutlaka paydalar eşitlenmeliydi. Hatırlatma, payların eşitlenmesi ifadeyi ya da işlemi sonuca götürmez. Mutlaka paydalar eşitlenmeli. 2 çarpı 2'den 4, 4 bölü 10 artı 3 bölü 10 olacak. 4 artı 3'ten de sevgili gençler 7 bölü 10 gelecek satılan kumaş. Şimdi kumaşın tamamı 10 bölü 10 olarak kabul edilecek. 10 bölü 10'dan 7 bölü 10 çıkartılırsa üç bölü 10 kalacak. Şimdi 3 bölü 10'luk kısmı geriye kalan kısım yani 300 metre. Şimdi şunu düşüneceğiz. Kumaşı bir bütün olarak düşünün arkadaşlar. Ben size hep şekilsel olarak anlatmıştım. Şunu bir kumaş parçası olarak düşünürsem ben bu kumaş parçasını 10 eşit parçaya böldüğümde yani şöyle 10 eşit parçaya ayırdığımda bunlardan 3 tanesi 300'e eşit oluyormuş. Şimdi gösterelim. Buradan çocuklar 3 tanesi 300'e eşit. Yani 3 bölü 10 dediğimiz yerin şekilsel olarak ifadesi burasıdır. Şimdi 3 tanesi 300 ise arkadaşlar bir tanesini bulmak için ne yapıyorduk? 300'ü paya yani 3'e bölüyorduk.
Böldüğümüz zaman bulduğumuz şey yani 100. Buradaki parçalardan her biri oluyordu. Şimdi parçaların her biri 100 ise kumaşın tamamı 10 parçadan oluşuyor. Bir parçası 100 ise çocuklar 100 ile onu çarptığınız zaman tamamını bulursunuz. 100 çarpı 10'dan da doğru cevap 1000. Yani B seçeneği olarak karşımıza gelir. Dedikten sonra hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza bir bakkaldaki peynir zeytin miktarları gösterilmiştir. Bakkal peynirin %36'sını zeytinin %50'sini satarsa toplam kaç kilogramlık satış yapmış olur? Peynirin %36'sını bulmak için bakın 25'i 100'e bölmem imkansız. Yani imkansız değil ama tam sayı çıkması imkansız. Bu sebeple 25 ile 36'yı çarpıyorum öncelikle çocuklar. 25 ile 36'yı çarpalım. 0 elde var. 3, 2 kere 6, 12. Buradan 15. 3 kere 5, 15. Elde var. 1, 3 kere 2, 6, 7. Buradan 900 gelecek. Topladığımız zaman 900'ü de 100'e bölmem gerekiyor. Yani 25 kilogramın %36'sı çocuklar 900 bölü 100'den 9 olarak karşıma gelecek. Bu durumda peynirden 9 kilogram satıldı. %50 dediğim şey de bir ifadenin yarısı olduğunu bildiğim için direkt 18'i 2'ye bölersem %50'sini hesaplamak için. Zeytinden de 9 kilogram satıldığını görüyorum. O zaman toplamda 9 artı 9'dan 18 kilogramlık bir satış yapılmıştır dedim. Geldik 5. soruya. 5. sorudaki ifadem hangi seçenekteki kesir sayı doğrusunun üzerinde sıfıra diğerlerinden daha yakındır demişim çocuklar. Sıfıra daha yakın demek sayı hangisi daha küçüktür demek aslında. Sıfıra yakın olan her zaman daha küçüktür çünkü. Sayı doğrusunu düşünecek olursanız mesela buradan bir sayı doğrusu oluşturacak olursam sayı doğrusunda çocuklar sıfırı kabul edersem noktayı sıfır kabul edersem 1, 2 diye artarak gideceği için burada her zaman sıfıra yakın olan sayı diğerinden daha küçük olacak. Burada arkadaşlar kesirlerin arasında en küçüğünü arıyorum. Şimdi hepsinin payı eşit olduğuna göre ben paydası küçük olanı en büyük olarak işaretlemeliyim. Yani paydası küçük olan 8 bölü 7 en büyük. Bu durumda en küçük kim olacak arkadaşlar? Paydası en büyük olan, kesirler arasında en küçük olan, yani haliyle sıfıra en yakın olan olacak. Bu sebeple 8 bölü 13'ü cevap olarak işaretleyeceğim. Geldim 6. soruya. 6. soruda kareli kağıtta verilmiş sayı doğrusunda A ile gösterilen birim kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu bir birim kesir olduğuna göre burası şeklin birinci parçası demektir. Demek ki iki kare ara vererek ilerliyor. 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünmüş çocuklar. Bu durumda ne diyeceğim? Toplam kaç parçaya ayrılmıştır? Araları sayarsak eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayrıldığı için paydam 7 olacak. Bu da birinci sırada olduğu için birim kesirim 1 bölü 7 olarak isimlendirilecek. Geldim 7. soruya. Gelemedim. Evet şimdi geldim. Kesirler verilmiş. Bunların yüzde sembolüyle gösterilişinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı sorulmuş. Şimdi 4, 3 bölü 4, 25 ile genişletmeliyim kıymetli gençler. 25 ile genişlettiğimde 3 çarpı 25'ten %75 oluşacak. Tabanlarını yazmıyorum. Çünkü paydalarını zaten 100 olarak ayarladım. 3 bölü 4 kesri %75. Burayı 20 ile genişletmem gerekiyor. 20 ile genişlettiğimde 2 çarpı 20, 40. Bu da %40 olacak haliyle. En son 13 bölü 20, 20'yi 5 ile genişletmem gerektiği için 13 çarpı 5'ten burası da %65 olacak arkadaşlar son kez. Büyükten küçüğe doğru sıralarsam %75, pardon küçükten büyüğe doğru sıralarsam birinci sırada %20, daha sonra %65, en son %75'te doğru
cevabım arkadaşlar. Sanırım şurada küçük bir hata yapmışım. 20 çarpı 2'den şurası %40 olmalıydı arkadaşlar. %40 en küçük. Daha sonra %65. En son %75'te doğru seçeneğim Denizli şıkkı olacak. Geldim 8. soruya. Tam kısmı 205, kesir kısmı 13 olan ondalık gösterimin okunuşu. Hadi yazalım birlikte. Tam kısmı 205, tam 13 dedim. Peki iki basamaklı olduğu için hangisini kullanacağım? Tabii ki sonunda 2 0 olan 100'ü kullanacağım. Yani nasıl okuyacağım çocuklar? 205 tam %13 diye okuyacağım. Bu da hangi şıkta verilmiş? A şıkkında verilmiştir. Geldim 9. soruya. 9. soruda gençler, 345'ten 678 ondalık gösterimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. 4 rakamı onda birler basamağındadır. 4 rakamı onda birler basamağında değildir, onlar basamağındadır. Bu sebeple A şıkkını eledik. 7 rakamı yüzler basamağındadır. 7 rakamı yüzde birler basamağındadır. Bu sebeple elendi. 5 rakamının basamak değeri 5'tir arkadaşlar. Bu da elendi. 6 basamağı onda birler basamağında yer aldığı için 6 rakamının değeri gerçekten 0,6'dır. Bu sebeple D seçeneği doğru seçenektir. Beş doğal sayısı n bölü 3 kesirinden küçük ise n yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı. Bakın burada 5 doğal sayısına 5 bölü 1 dersem bu doğal sayı küçükmüş. Neyden çocuklar? N bölü 3 değerinden. Şimdi da ben burayı 3 ile genişletirsem 15 bölü 3'ten daha büyük olacak. N bölü 3. N bölü 3 daha küçük olduğu zaman N seçeneğinin alabileceği en küçük doğal sayı 15'ten büyük en küçük doğal sayı olan 16 olacak. Bu sebeple doğru seçeneğimiz C şıkkı olacak arkadaşlar. Geldim 11. soruya. Aşağıdaki aynı çantaya 4 farklı mağazanın uyguladığı indirim yüzdeleri verilmiştir. Bu çantanın 4 mağazada da satış fiyatı aynı olduğuna göre indirimden sonra hangi mağazadan bu çantayı almak daha karlı olur diyor. Şimdi çocuklar hangisindeki indirim daha fazlaysa o çantayı almak bizim için daha karlı olacak. Bu sebeple %40 en büyük indirimi verdiği için bu çantayı almak bizim için daha karlı olacaktır. Bakalım. Şimdi 12. soru. Ömer 54 cevizin 1 bölü 9'unu abisine, 1 bölü 6'sını ablasına vermiştir. Ömer'e kaç ceviz kalmıştır diyor. Şimdi 54'ü 9'a bölersem 6 ceviz abisine, 1 bölü 6'sını bulmak için de 54'ü 6'ya bölmeliyim. Bunun için de 9 ceviz ablasına gelir. 6 artı 9'dan 14 ceviz ablasına ve abisine gitmiş olur. 54'ten de 14'ü çıkartırsak 40 ceviz kalmış olur kendisine. Şimdi geldik 13. soruya. Bir bölü 11 küçükmüş bir bölü üçgenden. Bir bölü yuvarlaksa bir bölü 23'ten daha büyükmüş. Sıralamaların doğru olması için üçgen ve yuvarlak yerine sırasıyla hangi seçenekteki sayılar yazılmalıdır diyor. Şimdi çocuklar burada 1 bölü 11'den büyük olması için buranın 10 olması gerekmektedir. Bunun da 23'ten büyük olması için 22 olması gerekmektedir. Ama aşağıya baktığımda
Şimdi hangisi yazılabilir demiş. Demek ki burası 10 veya 10'dan daha küçük bir sayı olacak. Burası da 22 veya 22'den daha küçük bir sayı olacak. Şimdi 12 yazılamaz çocuklar. Aşık elendi. Burada da 24 yazılamaz. Bu da elendi. Burada 10 yazılabilir ama 24 yazılamaz. Burada 9 yazılabilir 11'den küçük olduğu için. 19 da 23'ten küçük olduğu için bu da yazılabilir. Bu sebeple doğru cevap D seçeneğidir diyeceğiz. Geldik 14. soruya. Hangi seçenekteki eş parçalara ayrılmış bütünlerden taralı kısmını gösteren kesir en küçüktür diyor. Şimdi burada çocuklar 8 parçaya ayrılmış. Yani bu kesir 3 bölü 8 olacak. Burası kaç parçaya ayrılmış? 8, 32 parçaya ayrılmış. 4 çarpı 8'den. Peki 32 parçadan kaç tanesi boyanmış bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi boyanmış. Şimdi buradan toplamda 8 parçada 4 tanesi boyanmış. Burada da 4 parçada bir tanesi boyanmış. Şimdi çocuklar burası yarım, burası çeyrek. Haliyle bu elendi. Şimdi hepsini 16 ya da 32 haline getirebiliriz. Bunu 4 ile genişletirsem. Burası 12 bölü 32 olur. Bu da 10 bölü 32'den daha büyük olduğu için bu da elendi. Şimdi bunları karşılaştırırsam ben burayı 8 ile genişlettiğimde bu kesrin ifadesi 8 bölü 32 olacak çocuklar. Peki 10 bölü 32 mi 8 bölü 32 mi daha küçüktür? 8 bölü 32 daha küçük olduğu için doğru cevabım D seçeneği olacak. Geldim son soruya. Nurgül, ödev sorularının önce 1 bölü 4'ünü sonra 5 bölü 8'ini çözmüştür. Şimdi 1 bölü 4 ile 5 bölü 8'i toplar ise acaba ne bulacağım bir bakalım. Faydaları eşitlemeliyim çocuklar. Burayı 2 ile genişletmeliyim. Yani 2 bölü 8 artı 5 bölü 8 gelecek. 2 artı 5'ten de sonucun 7 bölü 8 olarak karşımıza çıkması gerekiyor. Yani doğru cevabım kıymetli gençler C seçeneği olmalı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapamadığınız, anlayamadığınız her yer için burada sorularınızı bekliyor olacağım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar. 4. kazanım ölçüm sınavı soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Başlıyoruz. Yukarıdaki kapta bulunan suya 50 santigrat derece sıcaklıkta su ilave ediliyor. Bu durumdaki kaptaki suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olabilir? Evet, öncelikle kabın ilk sıcaklığına bakıyoruz kaptaki suyun. 20 santigrat derece su olan kabın içerisine 50 santigrat derecelik bir su eklenildiğinde ne olması lazım arkadaşlar? Eklenen su daha sıcak olduğu için başlangıç sıcaklığından daha yüksek. Yani 20'den büyük, 50'den küçük bir değer olması lazım. O da şıklara baktığımızda sadece D şıkkında mevcut. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. İkinci sorumuzda K ve L metal çubukları verilmiş. İlk uzunlukları ve son uzunlukları verilmiş. K, A'dan 2A'ya çıkmış. L de 3A'dan 2A'ya düşmüş. Yukarıdaki tabloda K ve L metal çubuklarının ilk ve son uzunlukları verilmiştir. Buna göre diyor bu çubuklar ile ilgili ne söylenebilir? Şimdi K'ya baktığımızda uzunluk arttığı için buna genleşme diyebiliriz. B çubuğu saldığı için buna da düzülme diyebiliriz. Ve o yüzden her ikisinde olduğu şık B şıkkı. Geldik üçüncü sorumuza. Açıklamalar verilmiş. Yukarıdaki verilen açıklamalar ve olaylar hangi seçenekle doğru eşleştirilmiş? Bakalım. 1. Suyun ısı vererek buz haline dönüşmesi olayı donma. 2. Su buharının su zerreciklerine dönüşmesi olayı
yoğuşma, bulut oluşumu arkadaşlar. 3. Suyun ısı etkisiyle su buharı haline dönüşmesi. Bu da buharlaşmadır. Yani 1A, 2B, 3C. O da B şıkkında mevcut. 4. sorumuz. Yukarıdaki KLM kaplarında aynı sıcaklıkta ve belirtilen miktarlarda su bulunmaktadır. Bu kaplardaki suların son sıcaklıklarının aynı olabilmesi için kapların özdeş ısıtıcılarla ısıtılma süreleri hangi seçenekte belirtilenler olabilir? Şimdi ilk sıcaklıkları eşitmiş. Aynı sıvı kullanılıyor. Ama tek fark nedir arkadaşlar? L'de en fazla, K'da da en az sıvı bulunuyor. O da su arkadaşlar. Şimdi bunların son sıcaklıklarının da aynı olabilmesi için ne olması lazım? Suyu çok olan kap daha uzun süre ısıtılması lazım. Ki aynı sıcaklığa ulaşsın. O yüzden burada ısıtılma süreleri L'nin su miktarı en fazla olduğu için en uzun süre, K'nın su miktarı en az olduğu için en kısa süre. Bu bilgiden yola çıkarak baktığımızda C şıkkında arkadaşlar D'yi 6 dakika, M'yi 4 dakika, K'yı da 2 dakika dediğine göre doğru cevabımız Ceyhan olur. 5. sorumuz. Yukarıdaki saf bir maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre bu maddeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenir? Madde bir süre sonra donabilir. Grafikte görüldüğü üzere arkadaşlar zamana bağlı olarak bu maddenin sıcaklığında bir artış söz konusu. O zaman ısı alan bir durum olduğu için bu maddenin donması mümkün değil. O yüzden yanlış, yani söylenemez. B. Madde bir süre sonra eriyebilir. Evet, ısı alan ve sıcaklığını artıran bir madde olduğu için eğer bu da katı bir madde ise eriyebilir. Madde bir süre sonra kaynayabilir. Evet, bu bir sıvı madde ise sıcaklığı zamana bağlı arttığı için kaynayabilir. Madde bir süre sonra süblimleşebilir. Yani B, C ve D şıkkında ısı alan bir durum olduğu için gerçekleşebilir. Ama A şıkkında ısı alan bu maddenin donması mümkün değil. Ve o yüzden doğru cevap A şık. Geldik 6. sorumuza. Yukarıdaki K ve L kaplarında belirtilen sıcaklarda aynı miktarda su bulunmaktadır. Kaplardaki sular karıştırıldığında karışımın son sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Defalarca dile getirdik değerli arkadaşlar. Böyle bir karışım sonucundaki denge sıcaklığını bulabilmek için ne demiştik? Bu sıcak ve soğuk olanın aralığında, yani 20'den büyük, 30'dan küçük olan bir değer olması lazım. Bakalım A şıkkı 20'den küçük olduğu için olmaz. B şıkkı tam 20 olduğu için olmaz. 25'e bakın arkadaşlar. 20 derece ile 30 derece arasında bir sıcaklıktır. O yüzden doğru cevabımız C. 7. sorumuza geliyoruz. Mehmet ve Filiz öğretmene aşağıdaki belirtilen soruları soruyor. Buna göre öğretmen Mehmet ve Filiz'in sorduğu sorulara hangi seçenekteki belirtilen cevapları verir? Mehmet, buharlaşmanın en hızlı olduğu duruma kaynama mı denir? Evet, çünkü buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşiyor ve bunun maksimum olduğu durumda kaynamadır. O yüzden öğretmen Mehmet'in sorduğu soruya evet diye cevap verdi. Filiz, kaynama sıvının her yerinde mi olur? Kaynama sıvının her yerinde olur. Hatta bunu ne demiştik? Kaydanlıktaki o suyun kokurdaması, yani devirdaim yapması, bu kaynamanın sıvının her yerinde olduğunu gösteriyordu. Ama buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde demiştik değerli arkadaşlar. O yüzden öğretmen Filiz'in sorusuna da evet diye cevap verecektir. Ve her ikisinin de doğru olduğu doğru cevap A şık. 8. sorumuz. K saf maddesi 25 santigrat derecede sıvı halde bulunmaktadır. Buna göre K maddesinin erime noktası kaç santigrat derece olabilir? 25 santigrat derecede sıvıysa K
Bu değer kesinlikle bu maddenin katı olabilmesi, yani erime noktasından kastımız nedir? Katı haldeki sıvıya dönüş sıcaklığıdır. O yüzden bu değer kesinlikle 25'ten küçük olması lazım. Bakın B, C ve D şıklarında bu değerler 25'ten yukarı olduğu için maddenin erime noktasının olması mümkün değil. O yüzden 20 ve 25 dereceden küçük olan tek bir şıkkımız var. O da doğru cevap olur artık. 9. soru. Su buharı soğuk bir havayla karşılaştığında yağmur şeklinde yağar. Buna göre yağmur oluşumu sırasında maddede hangi hal değişir? Yağmur oluşumunun en temel sebebi neydi değerli arkadaşlar? Yoğuşma olayı. Yani su buharı dediğimiz gazın ısı vererek sıvı dediğimiz yağmura dönüşmesi. O yüzden cevap 5. 10. soru. Yukarıda ısıtılmakta olan saf bir sıvının, dikkat edin değerli arkadaşlar, başlangıçta maddenin sıvı olduğunu belirtir. Zamana bağlı değişimini gösteren sütun grafiği verilmiştir. Buna göre bu sıvının sıcaklığı kaç santigrat derecede sabit kalmıştır. Bakalım, süre arttıkça sıcaklığın arttığını da görüyoruz. Belli bir süre sonra 20, daha sonra 40'a, daha sonra 60'a, daha sonra 80'e, ama 80'den sonra süre geçmesine rağmen bakın değer değişmemiş. Yani şu gördüğünüz zaman dilimleri arasında sıcaklık sabit kalmış. O da hangi değerdi? Tabii ki 80 santigrat derece ve doğru cevap D. 11. sorumuz. Yukarıdaki tabloda her birinin sıcaklığı 30 santigrat derece olan KLMN metal bilyelerin konulduğu ortamların sıcaklığı verilmiştir. Buna göre hangi bilyenin hacmi artar? Aman dikkat arkadaşlar, bakın bilyeler 30 santigrat dereceymiş. Bu ortamlara konuluyor. Yani K'nın ortam olan K'nın sıcaklığı 30, L'ninki 80, M'ninki 10, N'ninki 50. Şimdi bu bilye 30 santigrat derece olan bir ortama konduğunda sıcaklıkları aynı olduğu için ısı alışverişi gerçekleşir. O yüzden hacimlerinde de artış söz konusu değildir. O yüzden K ile olan şıklarımızı eliyoruz. 80 derecelik bir ortama koyduğumuz zaman bu bilyeyi, sıcak ortamda bu bilye ortamdan ısı alacak, ısı alan bir madde genleşme ile hacmini artırmaz mı? Evet, artırır. O yüzden L kesinlikle olacak. M ortamına konuluyor bilye. Bu sefer ortam soğuk, bilye sıcak. Bilye bu sefer ortama ısı verecek. Yani bilye soğuyacak. O yüzden bilye büyüyeceği için arkadaşlar hacmini artırma değil, hacmini azaltma olacak. O yüzden M'de olmaz. N'ye bakalım. Yine daha sıcak bir ortama konulduğu için ortamdan bilye ısı alarak sıcaklığını artıracak ve genleşme olayıyla hacmini artıracak. O yüzden 11. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olur. 12. sorumuz. Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı kartlarda yazılı olan ifadelere göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesinlikle? K saf maddesi 100 santigrat derecede katı, 700 santigrat derecede sıvı, 3000 santigrat derecede gaz halinde bulunur. D maddesi ise eksi 10 santigrat derecede katı, 50 santigrat derecede sıvı, 750 santigrat derecede gaz halde bulunur. Buna göre diyor, aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin? A şıkkı, K maddesinin erime noktası. Yani 100 derecede bu katıysa 100 dereceden büyük olmak zorunda. D maddesinin erime noktası, D maddesi eksi 10'da katıysa eksi 10'dan büyük ama 50'den küçük olması lazım. Bakın, eksi 10'dan büyük, 50'den küçük bir değer olması lazım bunun erime noktası. Ama K'nınki 100'den büyük, 700'den küçük bir değer. O yüzden her durumda K maddesinin erime noktası kesinlikle L maddesinin erime noktasından. Çünkü bu 101 dahi olsa bu madde 101'de bakın 50'den sonra sıvı olacak. O yüzden A şıkkının kesin. B
Diğer şıklara da bakalım. K maddesinin kaynama noktası. Yani bu 700'de sıvıysa demek ki 700'den büyük bir değer olması lazım kaynama noktası. B maddesinin kaynama noktasından büyük. B'de 50 santigrat dereceden sıvıysa 50'den büyük. 700'den büyük, 50'den büyük. Ama bu 700 ile 3000 arasında, bu da 50 ile 750 arasında. Bakın, o 700 ile 750 arasında birbirine denk gelme ihtimali var kaynama noktasının. O yüzden doğru olabilir ama kesin değil. H maddesinin erime noktası B maddesinin erime noktasından küçük. E zaten A şıkkına kesin dediğimize göre bu zaten yanlış. H maddesinin kaynama noktası B maddesinin kaynama noktasından küçüktür. E zaten büyük olabilir dedik. Büyük olma ihtimali yok. O yüzden D şıkkı da yenir. Ve 12. sorumuz doğru cevabı A şıkkı olur. 13. soru. Yukarıdaki belirtilen olayların genleşmenin olumlu etkilerine örnek set işareti, olumsuz etkilerine ise çarpı işareti koyalım diyor. Buna göre hangisine tik işareti koyulmuş? Bakalım. Sıcak çay konulan cam bardağın çatlaması. Bu olumsuz bir durumdur arkadaşlar. O yüzden buraya çarpı koyun. Gözlük camlarının çerçeveye yerleştirilmesi bu olumlu. Çünkü çerçevenin camı tıp camın düşmesini engelliyor. Tencerede ısıtılan suyun taşması. Bu da olumsuz bir durum. Çünkü taşma zarar verir. O yüzden arkadaşlar sadece olumlu olan örnek A şıkkındaki yalnız 14. sorumuz. Yukarıdaki saf bir maddenin farklı kütlelerinin erime noktaları verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Bakalım. Bu maddenin kütlesi 10 gramken erime noktası 20. Kütlesi 20 gramken erime noktası 20. Kütlesi 30 gramken erime noktası yine 20. Demek ki arkadaşlar burada maddenin miktarının erime noktasını değiştirmediğine ulaşabiliriz. Ve o yüzden doğru cevabımız B şıkkı olur. Son sorumuz. K maddesine ait erime noktası ve kaynama noktası değerleri verilmiş. Buna göre Mert, Burcu ve İsmail'in söylediği ifadeler doğru. Mert, 2000 santigrat derecede sıvı halde. Böyle bir soruda ne yapıyorduk değerli arkadaşlar? Eğer verilen değer bu tarafta olursa madde katı oluyordu. Bu iki değerin arasındaysa sıvı, bu değerden daha büyükse gaz oluyordu. 2000 santigrat derece bu ikisi arasında olduğu için madde sıvı haldedir. Doğru. 1000 santigrat derecede katı haldedir. 1000 bu değerin sol tarafında kaldığı için katıdır. Doğru. 3000 santigrat derece şu gördüğünüz kaynama noktasından daha büyük olduğu için gaz haldedir. Bu da doğru. Ve 3 öğrencinin söylediği ifade doğru olduğu için son sorumuzun cevabı D şıkkı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. 4. ünitemiz ile ilgili yaptığımız kazanma ölçümü sınav sorularını birlikte değerlendirelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Öğretmenim internetten güvenli alışveriş için ne yapmalıyız diye soru sormuş Arda. Arda'nın sorduğu soruya öğretmen aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olamaz. Alışveriş yapacağınız siteyi arama motorlarında arayın. Evet, güvenli hangisidir? Bunu tespit etmek için arama motorunda bunu aramalıyız. İnternet kafe gibi ortak kullanım alanlarında alışveriş yapmalıyız. Ortak kullanım alanlarında alışveriş yapmamalıyız arkadaşlar. Bizden önceki kullananlar ya da bizden sonra kullanacak olan insanların ya da kötü niyetli insanların orada bizim güvenlik bilgilerimize, kişisel bilgilerimize ulaşma ihtimali çok yüksek olduğu için bunu yapmamamız gerekiyor. Ortak kullanım alanlarından değil, bireysel kullanım alanını tercih etmemiz gerekiyor. İkinci soruyu değerlendirelim. Mağazaya gidip kalabalıklara karışmak istemeyen kişiler için online alışveriş oldukça avantajlı. Bu kişiler internet aracılığıyla verdikleri siparişleri istedikleri adrese ulaştırılmaktadır. Bu kişilerin istedikleri siparişler istedikleri
adrese ulaştırılmaktadır. Burada online alışverişin hangi yönü vurgulanıyor? Son derece basit. Tüketicilerin yorulmadan istedikleri yere ulaşabilmesi, yerimizden kalkmadan, çarşı pazar dolaşmadan ya da dükkan dükkan aramadan ne yapabiliyoruz? Beğeniyoruz, karşılaştırıyoruz, siparişimizi veriyoruz ve yorulmadan evimize kadar, kapımızın önüne kadar online alışveriş sonucunda istediğimiz ürünü getirtebiliyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Aylin öğretmenin verdiği bu bilgiyi dikkate alan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? İnternet hayatımızın tamamını değil, sadece bir parçası olduğunu bilmeliyiz. Bunu birçok sefer ifade ettik. Evet, hayatımızın büyük bir kısmına şu anda hakim olsa da hayatımızın tamamı değil. Aylin öğretmenin verdiği bu bilgiyi dikkate alan bir öğrenciden aşağıdakilerden hangisi söylenmesi beklenemez demiş. Bakalım. İnterneti aşırı ve gereksiz kullanmam. Evet. Çünkü hayatın tamamı değil, değil mi? İnterneti gerekli olduğu zamanlarda kullanırım. Bu bilinçli bir kullanıcıya işaret ediyor. Okul dışındaki bütün zamanlarımı internet başında geçiririm. Bilinçsiz bir internet ya da kullanıcısı ya da medya okur yazarı diyebiliriz, değil mi? Okul dışındaki bütün zamanlarımızı internete ayırdığımız zaman çevremize ayıracak bir vaktimiz kalmayacak. Bu da asosyal bir kişilik olmamıza neden olacak. Dördüncü soruyu değerlendirelim. İnterneti aşırı derecede kullanan bir kişi, buna göre interneti aşırı derecede kullanan kişilerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylenirse yanlış olur demiş. Okulda ve ders başarısında düşüşler olur. Aile bireylerini ve arkadaşlarını ihmal eder. Baş, boyun ve göz ağrısı yaşar. Bakalım, sağlık sorunlarıyla karşılaşır mı? Evet, baş, boyun ve göz ağrısı yaşar demiş. Bunu kabul edebiliriz. Çevresindeki kişilere sorun yaşar. Etrafındakileri ihmal ederse onlarla bir takım problemler yaşayacağı da bir gerçektir. Yalnızca kendi yeteneklerine güvendikleri, böyle bir şeyden bahsetmiyor, ifadeden. Eğitim hayatında bazı sıkıntılar yaşarlar mı? Evet, başarılarında neler yaşanır? Düşüşler yaşanır. Şu halde cevabımız C şıkkı olmalıydı arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuzla devam edeceğiz. Beşinci soruda bilim insanları zamanı iyi planlar ve doğru bir şekilde kullanırlar. Hangi özelliklerinden bahsediyor? Son derece kolay bir soruydu arkadaşlar. Zamanı verimli kullanmalarından bahsediyordu. Cevabımız değişik olmalıydı. Altıncı soruya bakalım. Medya okuryazarlığı projesinin amaçlarının yazılı olduğu kutucukların yanındaki sayılar toplandığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Burada söylenilen bilgilerin tamamı doğruydu. 4, 7, 9, 10 puan ediyor. Hepsini topladığımız zaman, hepsini doğru kabul ettiğimizde cevabımız 10 olmalıydı arkadaşlar. Yan tarafta 8. soru var. Birlikte değerlendirelim. Bekir Bey'in ifadesine göre medya okuryazarı olan bir kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bekir Bey'in sorgulayıcı olduğundan bahsediyordu soru arkadaşlar. A şıkkını işaretlemeliydik. Ne demiş? Medya okuryazarı olan bir kişi okuduğu haberi, gördüğü reklamı ya da izlediği bir programı eleştirebilir. Eleştirebilir ifadesi sorgulayıcı olduğunu gösteriyor demiştik arkadaşlar. Diğer sorulara bakalım arkadaşlar. 7 ve 9. soruyu da birlikte değerlendirelim. Soruyu baştan alalım. Medya okuryazarı olan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez demiş. Medyanın zararlı içeriklerinden korunması kendisinden beklenecek bir davranıştır. Reklamların olumsuz etkisine karşı bilinçli olması yine beklenecek bir davranıştır. Medyada nefret ve ön yargı içeren ifadelere tepki göstermesi beklenecek bir davranıştır. Televizyonda yapılan yorumların ve haberlerin tamamının doğru olduğuna inanması medya okuryazarı olduğunu iddia eden bir kişi için beklenmeyecek bir davranıştır. Çünkü medyada görmüş olduğumuz bütün bilgileri doğru kabul
edemeyiz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmalıydı. Dokuzuncu soruya bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilimsel etik anlayışına ters düşer? Bilimsel etikten kastımız ne? Bilimsel ahlak. Dipnot göstereceğiz. Bilgiyi kimden aldığımızı göstermemiz bilimsel ahlak gereğidir. Bilgi hırsızlığı yapmak yani intihal bilimsel etiğe uymayan bir davranıştır. Kolay bir soruydu. Cevabımız B şıkkı olmalıydı. Son sorumuzu birlikte değerlendirelim. Biraz büyütelim. Evet, buna göre teknolojik araçların çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sorunun bütününde teknolojik araçların bilinçsiz kullanımı çocukların arkadaşlarından uzaklaşıp yalnızlaşmasına yani teknoloji bağımlılığının ortaya çıkmasına neden olduğundan bahsetmiş. Bu şıkkımızda sosyal yönden gelişmelerine olumsuz etkiler seçeneği olmalıydı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı. Soru çözümümüzü burada tamamladık. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çocuklarıyla oyun oynamayı severdi. Doğru. Peygamber Efendimiz çocuklarıyla oyun oynar ve onlarla ilgilenirdi. Ayrım yapmaz, bütün çocuklarıyla ilgilenirdi. Evet, çocukları arasında adaletli davranırdı. Eşine karşı sorumluluklarını ihmal etmezdi. Doğru. D. Aileyle ilgili kararları kendisi verirdi. Bu yanlış. Peygamber Efendimiz bir karar verileceğinde ailesiyle istişare eder. Bunun sonucunda bir karara ulaşırdı. O yüzden cevap D diyoruz. İkinci sorudayız. Yukarıdaki hadisten hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır? Üç kişi bir arada iken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Bakalım. A. Nezaket sahibi kişi bir başkasının sözünü kesmeden dinler. Bu doğrudur ama bu hadisten ulaşılabilecek bir yerde değildir. B. Konuşurken yaşça büyük kimselere öncelik verilmelidir. Bu da doğru ama hadisten ulaşılabilecek bir yargı değil. C. Konuşma sadece belli bir grup içinde yapılmalı. Az sayıda kişilerin olduğu toplumda konuşmaktan uzak durulmalıdır. Bu tamamen yanlış bir yargı. Konuşma belli bir grup içinde yapılmamalı. Diğer insanlarla da konuşulmalıdır. D'ye bakalım. Topluluk içinde diğer insanları görmezden gelecek şekilde konuşulmamalıdır. Bu hadis-i şeriften ulaşılabilecek bir yargıdır. Çünkü hadiste üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısırdaşmasın. Yani diğer insanları görmezden gelecek şekilde konuşmasın deniliyor. O yüzden cevap D diyoruz. Üçüncü sorudayız. Yukarıda verilen bilgiler Hazreti Muhammed'in hangi özelliğini vurgulamaktadır? Bakalım, çocuklara hal hatır sorup onlarla ilgilenmesi, kızı Zeynep'in evine giderek hasta olan torunu Ümame'yi kucağına alıp sevmesi, kuşu ölen Enes'in kardeşine başsağlığı dilemesi. Burada Peygamber Efendimiz'in çocuklarla ilgilenmesi ve onlara değer vermesinden bahsediyor. O yüzden cevap C diyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz şimdi. Yukarıdaki ifadelerin doğru yanlış sıralaması nasıl olmalıdır? Selamlaşmak hem bir nezaket kuralı hem de İslam dinine göre toplumda yaygınlaştırılması istenen bir davranıştır. Bu doğru. Derslerimizde bunun üzerinde durduk zaten. Yaşça büyük olanın kendisinden küçük birisine selam vermesi İslam'daki selamlaşma ilkelerinden birisidir. Yaşça büyük olan değil, yaşça küçük olan büyük olanlara selam vermelidir. O yüzden bu yanlış bir yargıdır. Birisiyle karşılaştığımız zaman onunla iletişim kurmanın ilk yolu selamlaşmadır. Bu da doğru. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Bu da doğru. Esselam Allah'ın ismidir. Selamete ulaştıran, esenlik veren demektir. Bu yüzden doğru, yanlış, doğru, doğru diyoruz. Cevap A seçeneği.
Beşinci soruya bakalım. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice güzel ahlakı, iyi huylu oluşu sebebiyle Mekkeler arasında tertemiz kadın anlamına gelen hangi lakapla anılıyordu? Bundan bahsetmiştik. Temiz kadın, iffetli kadın anlamına gelen Tahire lakabı ile anılıyordu Hazreti Hatice. Cevap bol diyoruz. Yukarıdaki olaydan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Bir savaşta birkaç çocuk kargaşa sırasında öldürüldü. Hazreti Peygamber olayı haber alınca çok üzüldü. Sahabeden biri "Ey Allah'ın Resulü, onlar müşrik çocuklarıydı." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Müşrik çocukları bile olsalar çocuklar her zaman temizdir. Dikkat edin çocukları sakın öldürmeyin." buyurdu. Bakalım bu olaydan hangi yargıya ulaşılır? Hazreti Muhammed kız çocuklarını erkek çocuklarından daha fazla severdi. Peygamber Efendimiz çocukları arasında adaleti gözetirdi. Bu yargı zaten yanlış ama yukarıdaki olaydan da buna ulaşılamaz. Hazreti Muhammed çocuklarına karşı çok iyi bir babaydı. Bu doğru bir yargı ama yine bu olaydan bu yargı çıkarılamaz. Hazreti Muhammed sadece kendi çocuklarına ve Müslümanların çocuklarına değil bütün çocuklara karşı merhametliydi. Bu doğru. Peygamber Efendimiz yukarıda müşrik çocukları bile olsa onların öldürülmemesi gerektiğini söylüyor. Yani sadece kendi çocukları ve Müslüman çocukları değil bütün çocuklara karşı merhametli olduğunun göstergesidir. Cevap Ceyhan. B'ye de bakalım. Hazreti Muhammed çocuklarla vakit geçirmekten hoşlanırdı. Bu da doğru bir yargı ama bu olaydan bu yargıya ulaşılamaz. Cevap Ceyhan diyoruz. Yedinci sorudayız. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir kimsenin odası onun mahremiyet alanına girer. Bu doğru bir yargı. Bu yüzden kişinin odasına girerken izin istemeli. Ondan izinsiz onun odasına girmemeli. Onun özel bölgesine yani mahremiyet alanına saygı duymalıyız. İslam bireylerin birbirlerine karşı verdikleri sözlerinde durmaları gerektiğini vurgular. Bu da doğru. Bu zaten güvenilirlikle ilgili bir özelliktir. Selamlaşmak insanlar arasında sevgi ve saygının hakim olmasını sağlar. Bu da doğru. Düşünmeden konuşmak bizi her zaman başarıya götürür. Bu yanlış bir ifade. Her zaman düşünerek konuşmalıyız. Ne dediğimizi bilerek konuşmalıyız. Aklımıza gelen her şeyi söylememeliyiz. Bu yüzden yanlış olan yargı 4 yani denizde diyoruz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi isim getirilmelidir? Hazreti Muhammed'in boşluk bırakılmış, dışındaki bütün çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Fatıma dışındaki bütün çocukları kendisi hayattayken vefat etmiş. Sadece Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz'den sonra vefat etmiştir. Cevap A diyoruz. Peygamberimizin ailesi örnek bir aileydi. Bu örnek ailede İslam dininin emir ve yasaklarına, ahlaki ilkelerine uymaya çok önem verilirdi. Buna göre davranışlarının kaç tanesi bu ailenin yaptığı davranışlardandır? Bakalım. Hoşgörülü olmak. Evet, Peygamber Efendimizin ailesinde hoşgörü hakimdi. Yardımlaşmaya önem vermek. Bu da doğru. Peygamber Efendimiz her zaman Hazreti Hatice'ye yardım ediyordu. Bundan bahsetmiştik derslerimizde. 3. Akrabalarla ilgiyi kesmek. Bu yanlış bir yargı. Peygamber Efendimiz her zaman akrabalarıyla ilgilenmiş. Zor durumda olan akrabalarına her zaman yardım etmiştir. 4. Komşularla iyi geçinmek. Bu da Peygamber Efendimiz'in ailesinde görülen bir davranıştır. Komşularıyla iyi geçinmişlerdir her zaman. Bakalım kaç tanesi Peygamber Efendimiz'in ailesinin yaptığı davranışlardanmış? 1, 2 ve 3 diyoruz. Cevap Ceyhan. Akrabalarla ilgiyi kesmek Peygamber Efendimiz'in ailesinde görülen bir davranış değildir. Onuncu sorudayız.
Peygamberimiz aile yaşamını aşağıdaki temellerden hangileri üzerine kurmuştur? A. Kıskançlık, baskı, saygı. Peygamber Efendimizin ailesinde kıskançlık ve baskı yoktu. Bu şık elendi. B. Baskı, adalet, sevgi. Yine baskı olduğu için bunu da eledik. C. Adalet, çalışma, hırs. Adalet ve çalışma vardı ama hırs yoktu. Bunu da eledik. D. Sevgi, saygı, hoşgörü. Bu doğrudur. Peygamber Efendimizin ailesi sevgi, saygı ve hoşgörü temeli üzerine kurulan bir ailedir. O yüzden cevap deniz diyoruz. Merhaba çocuklar. Hemen birinci sorumuzun çözümüyle başlayalım. Elisa ne diyor bakalım? I feel blah blah. I want to go to bed early. Nasıl hissediyormuş? Ki yatağa erken gitmek istiyormuş. Zaten görsele baktığımız zaman bu kişinin yorgun ya da uykulu olduğunu hemen görebiliyoruz. Şıklarda tired geçiyor. Bunun yorgun olduğunu hemen hatırlamamız gerekiyor. Healthy, sağlıklı, energetic, enerjik birisi yok burada ve happy, mutlu birisi de görmüyoruz. Ama burada tired, I feel tired, yorgun hissediyorum diyen birisini görüyoruz çocuklar. İkinci sorumuza hemen bakalım. Movie types and times, film tipleri ve türleri ve saatleri verilmiş. When is the twilight on at the cinema? Sinemada twilight'ın saat kaçta, pardon, when, ne zaman olduğunu soruyor. Sakın sizi yanıltmasın. What time dediği zaman saati, when dediği zaman ise bir zaman dilimini bulmamız gerekiyor. Hemen twilight'a bakıyorum ve zaman dilimine bakıyorum. Saate bakmıyorum bakın çocuklar, kesinlikle. Saturday, it's on Saturday ifadesi hemen aradığımız cevap oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım. On Sundays, pazarları diye bir ifade var. Az önce de bahsettiğim gibi ne zaman ifadesini kullanmam gerekiyor. Zaten şıklarda da bir tane var. Sakın saatle what time soranı zaman ifadesiyle karıştırmayın. What time'da cevap olarak bizden saat isterler. Fakat when de bir zaman dilimi isterler ki büyük anne babanı ne zaman ziyaret edersin diyor. Cevaplı da pazarları diye cevap vermiş. Dördüncü sorumuza bakalım. I blah blah because they're scary. Çünkü onlar korkunç diyor. Korkunç diye bitirdiyse muhtemelen tercih etmediği bir şey olacak. I don't like horror movies. Korku filmlerinden hoşlanmıyorum çünkü korkunç diyebiliriz. I love horror movies dersek az öncekini yalanlamış oluruz değil mi? I like comedy films. Aynı şekilde komedileri seviyorum ama komedinin içinde korkuyla alakalı bir şey yok. Film izlemeyi seviyorum çünkü korkunç. Bu da çok mantıklı gelmiyor. Ne diyeceğiz? Korku filmlerinden çok hoşlanmıyorum çünkü korkunç bulduğunu söylüyor. Beşinci sorumuza bakalım hemen. She has a cut on her finger. She is a... Parmağında kesik olduğundan bahsetmiş. Hemen finger kelimesinin, parmak ve kat kelimesinin kesik olduğunu hatırlıyoruz. She needs. Ne ihtiyacı olabilir böyle bir durumda? Nane limon çayı onu kurtarmayacaktır. Ya da bir ilaç ya da kalın kıyafetler işine yaramayacaktır. Hemen plaster yani yara bandı ifadesini bulmamız gerekiyor. Altıncı soruya bakıyoruz. Spider-Man can lift up cars because he is. Spider-Man'in arabaları kaldırabildiğini, hemen lifting kaldırmak olduğunu hatırlıyoruz. Çünkü Spider-Man biliyorsunuz ki he's a strong man, güçlü bir adamdı. Bu ifadede bu hemen strong sıfatımızı yerleştiriyoruz. Kötü ya da yardımsever. Evet tabii ki yardımsever fakat bunun bir şeyleri kaldırabilirlikle alakası yok. Tabii ki de akıllı bir insandır ama burada bizde söylediği arabaları kaldırabiliyor ifadesine bakmam gerekiyor. Bunu da strong karşılıyor. Hemen yedinci sorumuza dönüyorum. I have a terrible cough. Berbat bir öksürüğüm var. Şimdi ne sormuş olması lazım? Do you feel good? İyi mi hissediyorsun? What is the matter with you? Neyin var? Why are you energetic today? Neden bugün enerjiksin? Are you ill today? Bugün hasta mısın? Bu ifade kafanızı karıştırabilir. Bugün hasta mısın dediğinde bu sorunun cevabı yes ya da no ile başlaması gerekiyordu. Fakat what is the matter with you? Neyin var? Sorun ne derken hemen bize sorunun berbat bir öksürük olduğunu söylemiş. 8. soruma bakıyorum. Bir işlem göreceğim çocuklar burada. Hemen bakalım işlemimize. One hundred
And 100 ve 5'in çarpımını bizden istemiş ve 8 and 12 rakamlarını kullanmış. 80 ve 12'nin çarpımını istemiş bizden. Hemen bakalım 100 ile 5'in çarpımı tabii ki 500'dür. 500 ile başlayan başka bir seçenek vermemiş. Burada işimiz kolay çocuklar aslında. 700, 600 ve 400'den bahsediyor. Belki burada hata yapsanız bile çarpım tablosunda 500 sizi kurtaracaktır. Evet, 960 ifadesi 80 ve 12'yi çarptığımızda da 960 ifadesi sizi doğru seçeneğe götürecektir. 9. soruma bakıyorum hemen. I have 19 Easter eggs and my mom gives me 5 eggs. How many eggs do I have? Benim diyor Paskalya yumurtalarımdan 19 tane var ve annem de bana 5 tane verdi. How many eggs do I have? Şimdi kaç tane yumurtam olduğunu soruyor. Evet, tabii ki 19 artı 5 diye bakarsak 24 cevabını yani 24 cevabını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada da bizden bir işlem istemiş ve son sorumuz. I go to the pool on Saturdays. Cumartesileri pool ifadesi bakın havuza gittiğini söylüyor. Havuzla ilgili bir seçenek göremiyorum. Burada da bir duş görüyorum. Ama A seçeneğinde bir yüzme eylemi, bir havuz görüyorum çocuklar. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Hoşça kalın.